Güne Bakış Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Bugün bültende önce salgın gündemi olacak. Orada konuğumuz Doktor Güray Kılıç olacak. Bizimle sağlık çalışanlarının durumunu paylaşacak. Sağlık çalışanları ile ilgili artan ölüm ve vaka sayılarında acil durum nedir? Ne yapılması gerekiyor? Bizlerle paylaşacak ve hemen ardından ekonomi, ardından Türkiye iç siyasetine geçeceğiz. O noktada da yanımızda Murat Aksoy olacak, gazeteci Murat Aksoy ile birlikte olacağız. Başlayalım. Sağlık Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre dün 110.412 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 1742 oldu. Son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybederken 1202 kişi ise iyileşti. Toplam test sayısı 8.742.535'e, toplam vaka sayısı 294.620'ye, toplam ölüm sayısı ise 7.186'ya çıktı. Ağır hasta sayısı 1.327 olarak açıklandı. Türkiye'de koronavirüs salgınının yarattığı hasar büyürken sağlık çalışanlarının ölümleri de giderek artıyor. Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre salgında bugüne kadar 40'ı hekim olmak üzere 93 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği'nin sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekmek için 14 Eylül'de başlattığı ve 18 Eylül'e kadar sürecek farkındalık günleri nedeniyle yürümek isteyen İstanbul Tabip Odası üyesi hekimler dün polis tarafından engellendi. Şu anda konuğumuz İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Güray Kılıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle bu başlattığınız sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekmek için başlattığınız bu 4-5 günlük bir farkındalık eylemlilik süreci olacak. Biraz bunu anlatır mısınız? Aslında bu sürecin başından beri durumun ne kadar kritik olduğuna dikkat çekiyorsunuz. Türk Tabipleri Birliği olarak ve İstanbul Tabip Odası olarak. Ama artık anladığım kadarıyla eyleme geçme vakti gelmiş. Neden? Biraz bize açıklar mısınız? Evet, hakikaten bıçak kemiğe dayandı. Mart ayında başladı biliyorsunuz pandemi. Pandemi ilan edildi ve Türkiye'de ilk vaka bildirildi. O günden bu yana yaklaşık bir 6 aylık süre geçmiş durumda. Belki bu süreci ikiye ayırarak değerlendirmek mümkün. İlk döneminde süreci alışmak, öğrenmek, bizler için de yeni olan bir döneme adapte olmak bir zaman gerektirdi, bir emek gerektirdi. Ama hepimizin bildiği gibi ilk dönem aslında Türkiye'de her şeye rağmen çökertilmek istenen kamu sağlık kurumlarının varlığı sayesinde çok büyük hasar, çok dünyanın diğer kısımlarından daha az hasarla atlattık diyebiliriz. Daha az kayıpla atlattık diyebiliriz. Burada hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gerçekten çok yoğun mesaileri, özverili çalışmaları belirleyici oldu. Daha sonra biliyorsunuz 1 Haziran itibariyle yeniden açılma dönemine başladık. Henüz sonlanmamışken, salgın henüz etkinliğini kaybetmemişken sanki böyle bir durum normale dönmüşüz gibi değerlendirildi ve önlemler gevşetildi. Bunlara bağlı olarak da salgın özellikle yaz aylarında o beklenen inişini gerçekleştirmedi. Ve biz şu anda kış aylarına çok daha vahim koşullarda giriyoruz. Yani bir dibe vurmuş, bulaştırıcılık oranı azalmış bir salgınla biz aslında kışı karşılamayı beklerken çok hızın azalmadığını, İstanbul'dan Anadolu'ya yayıldığını ve tüm Türkiye'de şu anda vakaların yaygın biçimde bulunduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi takdir edersiniz ki bu hastalık bulaşıcı hastalık. İnsandan insana bulaşıyor ve bunun en temel önleme yolu, ilacı yok, aşısı yok, o konuda yoğun çalışmalar devam ediyor. En temel önleme yolu bulaşı engellemek, yayılmasını engellemek, durdurmak. Böyle bir hastalığı hastanelerde karşılayamazsınız. Eğer siz hele COVID-19 gibi yeni ortaya çıkmış ve bulaştırıcılık özelliği çok yüksek olan bir virüsle karşı karşıyaysanız durum çok daha vahim. Ve artan vakalar ve içlerinde bir kısmının da oldukça kötü seyrettiğini bildiğimiz bu tabloda hastanelerin yükü bunu kaldır, hastanelerin çapı bu yükü kaldırmak için çok uygun değil. Ve maalesef İstanbul'da bu özellikle geriye dönüşlerle beraber, tatilden dönüşler, Anadolu'dan İstanbul'a tekrar göçlerle beraber artan nüfus, tekrar nüfusun burada yoğun olarak bulunması, hareketliliğin artması İstanbul'da vakaları çok daha fazla arttırmış durumda ve daha da arttıracak gibi görünüyor. İlk dönemde zaten oldukça yorulan ve
ciddi kayıplarla karşılaşan sağlık çalışanları bu yeni durumu kaygıyla karşılamaktalar. Öncelikle sayılardan siz de bahsettiniz. Bunca özveriyle bu faaliyeti yürüten sağlık çalışanları başta hekimler olmak üzere bu durumla ciddi muzdarip oldular. 40'a yakın hekim ve 93'e yakın sağlık çalışanını kaybettik. Onları ben burada saygıyla bir kez daha anmak istiyorum. Yaklaşık 30 bine yakın sağlık çalışanı da enfekte olmuş durumda. Ve sağlık çalışanları arasında bulaşma oranı çok yüksek. Yani toplumun geri kalan kısımlarından yaklaşık 10 kat yüksek bir riskle karşı karşıyalar. Bunun niye böyle olduğunu hepiniz tahmin edersiniz. Özellikle COVID polikliniklerinde yoğun olarak virüsü taşıyan, viral yükü fazla olan hastalarla karşılaşan hekim ve sağlık çalışanları ciddi risk altında. Dolayısıyla biz aslında bu hastalığın, bu tablonun meslek hastalığı olarak tanımlanmasını istiyoruz. Fakat maalesef iktidar böyle bir şeye yanaşmış değil. Sosyal Güvenlik Kurumu hala bu durumu bir meslek hastalığı olarak kabul etmiyor. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın çocuklarına, ailesine verilecek tazminat ya da bağlanacak olan emeklilik maaşlarından imtina ediliyor. Bu durumu şiddetle kınıyoruz. Bu durum bir meslek hastalığıdır. Yüksek risk altında meslektaşlarımız ve hükümeti bir an önce bu duruma çözüm bulmaya davet ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz. Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı. Çin tarafından geliştirilen aşının faz 3 aşaması Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki 3 gönüllü sağlık çalışanına uygulandı. Bugün yapılan aşıyı ve önümüzdeki süreci aşı çalışmalarında yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Murat Akova medyaskopa anlattı. Akova bugün yapılan aşıyla ilgili şunları söyledi. Bugün uygulanan aşı sağlık çalışanları arasından gönüllü olan 3 kişiye yapıldı. Peyderpey gönüllüler geldikçe aşı yapılan kişilerin sayısı da artacak. Gönüllü listesini daha önce duyurmuştuk. Aşı olmak isteyen gönüllülere ilk önce koronavirüs testi yapılıyor. Testi negatifse antikor testi uygulanıyor. Eğer antikor da yoksa o zaman aşı yapılıyor. Bu aşı ilk aşamada sağlık çalışanlarına uygulanacak. Aşının yapılmasını planladığımız 1200 kişilik bir gönüllü sağlık ekibi var. İlk aşamanın ne zaman biteceği, 1200 kişiyi ne zaman bulabileceğimize ve diğer aşı merkezlerinin ne zaman açılacağına bağlı. Çalışma kapsamında 25 merkez var. Hacettepe Üniversitesi bu merkezlerin koordinatörü durumunda. İlk doz yüksek risk grubundakilere uygulanacak. İlk aşamada yer alan 1200 kişinin ardından ikinci aşamada yaklaşık 13.000 kişiye aynı aşının yapılması planlanıyor. Geri kalan sayıyı geçmemek şartıyla 18-60 yaş arasında sağlıklı, hastalığı daha önce geçirmemiş ve mevcut durumda koronavirüs hastası olmayan herkes gönüllü olabilir. Tabii aşı olan herkese bir sene boyunca takip edeceğiz. Ekonomideki son gelişmelerle devam edelim. Hükümet Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerden yola çıkarak ekonominin pik yaptığı iddiasında Profesör Doktor Öner Günçavdi ile Profesör Doktor Haluk Levent Ağır Ekonomi Programı'nın 79. bölümünde söz konusu verileri değerlendirdi. Türkiye'de gelir yaşam koşul anketleri aynı iş gücü anketleri gibi ankete dayalı bu araştırmalardır. Haneden toplanan verilerdir. 2019 verisi aslında 2018'in gelirlerini referans alır. 18-19 malum hani seçim dönemidir. Geçen hafta çok duramadık üzerinde yoksa, ama bir hafif bir iyileşme var gelir dağılımı eşitsizliği yoksullukta falan. İyileşme var ama o iyileşmenin kaynağı bizim için önemli. Bunun birinci sebebi ücret gelirlerinde müteşebbis gelirlerine göre ciddi bir artış var. %12'ler, %13'ler seviyesinde. Her seçim öncesinde görüldü aynı şeyler. Zaten biliyoruz o dönem iki tane seçim arka arkaya yapıldığı için oradaki ücretlerdeki, askeri ücretlerdeki iyileştirme dikkat çekici bir şekilde yansıdı. Müteşebbis geliri yanlış hatırlamıyorsam %10'un altında, %8'ler. Evet, burada müteşebbis tanımının da altını çizmekte fayda var. Yani burada çok büyük sanayiciler olduğu gibi, ki bunlar örneklemde çok şey. Kendi böyle şey,
sokakta işte kendi işini yapan insanlar da bu evet. grup içerisindeler. Dolayısıyla onlar... En azından bu iki gelir grubunu bu nispi artışların ücret lehine olması bir iki grubun gelirlerini birbirine yaklaştırdı. Birinci faktör bu olsa gerek. İkinci bir faktör de ciddi oranda bir transfer ödemesi. %2'ler. Yani devletin evet. transfer ödemeleri 1.8 civarında yüzde artış. Bir de haneler arası transferler var. Senden evet. bana, benden sana şeklinde. Bunların toplamı %2 civarında bir transfer ödemesidir. Yine aynı dönemde işte ikramiye uygulaması çıktı. Emekliye ikramiye gibi bir uygulama çıktı. Yani aslına bakarsanız uygulamanın kendisi değil ama isim olarak hani ona ikramiye denmesi bana biraz ters geliyor. İtiraf edeyim. Neyin ikramiyesi? Başarılmış olan bir şey mi var? Yani emekli adam yani geçmişteki gelirlerine istinaden bir şey alır. Yani siz ikramiye vererek aslında bir mücadeleyi ödüllendirmiş oluyorsunuz. Nedir o? Emeklilerin bir mücadelesi var. Ücretleri az olduğu için onun mücadelesi neticesinde elde edilmiş bir gelir bu. Yoksa hani ikramiye evet. diye bir şey olmaz emekli gelirinde. Onu bir tarafa bırakırsak işte bu iki tane şey bunu iyileşmenin çok da az da olsa iyileşmenin bir sebebi oluyor. Bir başka şeyde %20'lik gruplara bakıldığı zaman da enteresan bir şekilde en fakir %20'lik grubun gelirlerindeki artış oranı %19 küsürler civarında bir artış oranı. Öteki taraftan en yüksek, en zenginlerin artış oranı da %14'ler civarında kalıyor. Dolayısıyla bu çok bariz. Alt ve üst gelir grubu arasındaki şeyde aranın kapanması anlamına geliyor bu. Herkes için ekonomi programında Dr. Murat Kubilay, dış ticaret için yeter düzeyde rekabetçi olan kur dengesinin özellikle kısa vadeli döviz cinsi borçlar için neden yeterli olmayacağını anlattı. Bakan Albayrak şu konuda haklı. Ben de çok uzun zamandan beri söylüyordum. Şubat ayında 5.85 olan kurun mutlaka artacağını, bu sadece küresel risk priminden değil, Türkiye'nin dış dengesini sağlayabilmek için gerektiğini, özellikle turizm gelirlerindeki kaybı olmanın bu şekilde telafi edilebileceğini belirtmiştik. Hakikaten de öyle oldu. Onlar 6.85'i doğru kur demişti. Ben de 7.25 ile 7.65 arasındaki kurun ki oraya da geldi. Parasal olmayan altın ticaretine dışında dış ticaret ve cari dengeyi artık aylık düzeyde sağlamaya yakınız. Yani Eylül, Ekim, Kasım aylarındaki veriler açıklandığı zaman o birkaç ay sonra olacak. Parasal olmayan altın dışındaki dengeyi sağlayacağız. Parasal olmayan altın da Türkiye'nin sınıflandırmasında dış ticaretin içerisinde eğer finansal hesaba dahil edilse daha yerinde olurdu. Çünkü bu para daha çok bu altınlar daha çok sizin yastık altına altın toplamanız için, para biriktirmeniz için olan darphanenin ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle ithal edilen altınlar. Dolayısıyla altını saymazsak biz bakanın dediği gibi rekabetçi dengeyi sağladık. Tabi bu korunabilir mi? Bunun için şöyle yapmamız lazım. İşçi sınıfını ezmemiz lazım. Mesela yıl sonunda enflasyon açıklandığı zaman işçilere düşük ücret vereceğiz. Onları satın alma gücünden alacağız. Ve bu sayede de içerideki üretim maliyetleri artmayacak. Biz 2021 yılında da dış ticaret dengesini götüreceğiz diye bir durum. Yani çok acı şeyler söylüyorum ama kafalarındaki plan bu olduğu için siz de bilin diye söylüyorum. Gazeteci Murat Aksoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir yandan salgın devam ediyor ama liderler de görüşmeye, açıklamalar yapmaya, birbirleriyle paslaşmaya devam ediyorlar. Aslında ilk Meral Akşener'le başladı. Deva Partisi'ni ziyaret etmişti. Salgın biraz durgunlaştıktan, açılma dönemine girildikten sonra. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Davutoğlu'nu ziyaret etti dün. Arada tabii Selahattin Demirtaş'ın Ruşen Çakır'la yaptığı röportaj, onun yankıları devam etti. Yani Türkiye iç siyaseti hareketli devam ediyor diyebiliriz. Ben tabii hemen sıcak dünkü görüşmeyle başlamak isterim. Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu görüşmesi. Bu görüşme hem bir siyaset tarzını, dilini değiştirme görüşmeleri mi,
hem de yeni bir ittifak arayışı görüşmesi var diyebilir miyiz? Ve ben basına yansıyanlar dışında görüşmeden sizin aktarabileceğiniz başka detaylar var mı diye sormak isterim. Ya şöyle bir şey başlayalım. Aslında bu görüşme ertelenmiş bir görüşme. Normal şartlarda eğer hani Mart'ın 10'undan itibaren bu pandemi bu kadar ağırlaşmasaydı muhtemelen Mart'ın sonunda bu görüşme trafiği daha da hızlı bir şekilde devam edecekti. Yani Sayın Kılıçdaroğlu sadece Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'ni değil, Deva Partisi'ni aynı şekilde Meral Akşener'de. Yani bu muhalefetteki liderler arasında bir diplomasi turu başlayacak. Bu hem partilerin kuruluşlarını kutlamak hem karşılıklı nezaket ziyaretlerini içerecek bir şeydi. Görüşme trafiğiydi ama şimdi o dediğiniz gibi pandeminin bitmesinden sonra, pandemiyle ara verilmişti. Bitmesinden sonra Meral Hanım Deva Partisi'ni ziyaret etti. Dün Kılıçdaroğlu Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Sayın Babacan bu Covid şeyini atlattıktan bir süre sonra da ben o görüşme trafiklerinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu tabii ki aslında dediğiniz gibi sadece siyasetin dilini değiştirmek kadar belki ondan çok daha önemlisi aslında bu muhalefetin kendi arasındaki Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında olan ittifakın bir koalisyona yani genişletilmesi için de aslında bir şey. Ön görüşme bunlar. Öyle görüşmek. Ben öyle okuyorum. Nitekim dünkü görüşmede aslında özellikle hani CHP ile Davutoğlu'nun bir araya gelmesi ya da Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun bir araya gelmesi 7 Haziran 2015'ten sonraki görüşmelerin aslında bir anlamda yıkılan masadan o zeminden aslında bir anlamda devamını işaret ediyor. Belki o günlere dair iki küçük anekdot paylaşayım. O dönemlerde yazdığım gazetede de bunu yazmıştım. Davutoğlu'nun bir danışmanıyla o günlerde yaptığımız görüşmede bu epey uzayan Ömer Çelik'in deyimiyle istikşafi görüşmelerde aslında Davutoğlu CHP ile büyük koalisyon kurmaya çok çok istekliydi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin öne sürdüğü pek çok şeyi büyük ölçüde kabul de etmişti. Ama ne yazık ki saray buna çok fazla izin vermedi. Aynı şekilde o toplantıda bulunanlardan birisi Ömer Çelik'ti o görüşmelerde. Aynı şekilde onların yani Davutoğlu'nun yanındakilerin de aktif müdahalesiyle bu görüşme koalisyon görüşmeleri kesintiye uğradı. Çünkü o danışmanın söylediği şuydu, Davutoğlu bu ittifakı, bu koalisyonu neden istiyor diye sorduğumda iki nedeni var demişti. Bir tanesi gerçekten Türkiye o dönemde ciddi ekonomik bir kriz yaşıyordu. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısında ekonomi programını bu kadar öne çıkarması vardı. Şunu söylemişti, Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır sorunları sağın ve solun iki büyük partisinin koalisyonuyla çözebilir. Çünkü iki partinin toplamı aşağı yukarı %65'ti. Yani AK Parti %40.8'di, Cumhuriyet Halk Partisi %26'ydı. Ki bu aşağı yukarı %65'lik bir çoğunluk ediyor. İkincisi de Davutoğlu'nun bir amacı da AK Parti üzerindeki ya da AKP üzerindeki Erdoğan vesayetini orta vadede kaldırmaktı. Yani Davutoğlu'nun aslında bu görüşmelere bakışı buydu. Dolayısıyla da aradan geçen zaman hani kendisinin görevden alınma şekli, görevden alınması, nihayet partiden uzaklaştırılması ve yeni parti kurulması. Dolayısıyla bütün bu süreçte Davutoğlu siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yere çok daha yaklaştı. Özellikle bu yeni sistemden sonra. Yani bundan sonra aslında muhalefet partileri arasında ki buna HDP'yi de dahil etmekten yanayım ben. Bütün mesele, hani bu çok tartışılıyor ya, isimler, Cumhurbaşkanlığı meselesi. İsimlerden ziyade CHP'nin ve Sayın Kılıçdaroğlu için çok temel olan mesele ilkeler. Yani muhalefet partileri hangi temel ilkelerde bir araya gelirse bir ittifak olabilir, daha geniş bir ittifak olabilir ve o ilkelerden sonra isimler konuşulmaya başlanması. Ben bu açıdan dünkü görüşme aslında o ilkeleri konuşabilmek için bir nezaket ziyareti, bir hayırlı olsun başlangıcıydı. Dediğim gibi bunların ben devamının da geleceğini düşünüyorum. O açıdan dün bir kere daha söyleyeyim, dünkü görüşme bir anlamda 2015'te bozulan masanın aslında yeniden kurulma ilişkisi ve o açıdan o günler de dünkü görüşmede anılmış aynı zamanda. Bence o takvim kaldığı yerden o açıdan işlemeye devam ediyor iki parti arasında. Tabii ki Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile AK Parti'nin oy olarak kıyaslamak mümkün değil ama siyasi anlayış olarak özellikle Davutoğlu artık biraz daha CHP'nin bulunduğu ittifak pozisyonuna çok daha yakın Millet Partisi ile kurulan, yani İYİ Parti ile kurulan Millet İttifakı'na.
Biraz CHP'yi konuşalım istiyorum. Nitekim son dönem bir Atatürk'lü tartışması var. Kılıçdaroğlu'nun müdahale ettiği basına yansıyan, bize yansıyanlardan bildiğimiz kadarıyla Kılıçdaroğlu da tartışmanın bitmesi yönünde müdahalede bulunmuş deniyor. Ya ben bu tartışmanın özü ne demek istiyorum aslında? Gerçekten Atatürk tartışması mı? Yok, bence bu Atatürk tartışması değil. Yani belki aslında böyle geriye alırsak, yani olay neydi diye baktığımız zaman, işte biliyorsunuz bu Taksim toplantıları var. Türkiye siyasetinde önemli olduğu ifade ediliyor. Burada galiba 9 Eylül'deki görüşmeye ya da toplantıya online olarak Canan Hanım da katılmış. Çünkü Canan Hanım şu anda şeyde bir izolasyon döneminde koronadan dolayı, yani şey, dışarıdan izliyor bütün olanı biteni. Orada konuşmasında 3 defa hani Atatürk'ten bahsederken Gazi Mustafa Kemal olarak söylüyor ve toplantıyı yöneten Sayın Uluş Gürkan da bunu özellikle mi Atatürk vurgusu yok diyor. Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun da bunun bir dile yerleşmiş bir gelenek, bir bakış açısı olduğunu söyleniyor ve aslında hani Gazi Mustafa Kemal derken de hani Atatürk'ü dışlamak değil ama kendi diskurunun, kendi dilinin böyle olduğunu söylüyor. Şimdi buraya kadar sorun yok. Fakat sorun bu haberi ya da bu toplantıyı haber yapılma şekli. Şimdi bir köşe yazısı, fakat o köşe yazısına baktığımız zaman köşe yazısından ziyade bir haber aslında o. Çünkü bütün bu olayı Sayın Serpil Yılmaz köşesinde anlattıktan sonra bir kutu açmış ve o kutuda da olayın kahramanlarından biri olan Uluş Gürkan'a sormuş. Yani bir tür habercilik yapmış. Hı hı. Fakat aslında basın ilkeleri gereği ya da gazetecilik ilkeleri gereği, eğer orada bir haber varsa karşı tarafın da ne dediğini sormamız gerekiyor. Yani Uluş Gürkan'a soru soruluyor fakat olayın diğer şeyi, aktörü Canan Kaftancıoğlu'na bu soru sorulmuyor. İkincisi, bunun yayınlandığı hani Sözcü Gazetesi'nin bazı sembolik şeyleri olan duyarlılığını dikkate aldığımız zaman aslında bunun şeyde, nitekim kurultayda da benzer bir süreç oldu. Canan Kaftancıoğlu'nu bir anlamda Mustafa siyaseten... Mustafa Kemal'in askeri değil, yoldaşıyız tartışması, evet, vardı. Evet, o anlamda onun bir devamı. Burada şu var, Canan Kaftancıoğlu klasik bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partililerden farklı. Yani ideolojik olarak farklı, formasyon olarak farklı, siyaset yapma tarzı olarak farklı. Yani klasik bir CHP'li değil. Nitekim zaten CHP de o tırnak içinde söyleyelim, o klasik CHP'den daha farklılaşıyor ve toplumun geniş kesimlerini kucaklayan bir partiye dönüşüyor. Ve bu açıdan da Canan'ın o genel gidişata bazı yönleriyle daha sert gibi dursa da tam tersini bir taraftan da toplumun daha farklı kesimleri, özellikle Kürt siyasi hareketiyle ve Kürtlerle olan yakın diyaloğuyla aslında farklı bir siyasi. Kaldı ki hem bir kadın hem de iki kere, yani İmamoğlu'nun tabii ki siyasi şeyi de var burada ama iki kere seçim kazanmış bir il başkanı. Yani hem 31 Mart seçimlerini kazandı hem de tekrarlanan 24 Haziran seçimlerini kazanmış bir il teşkilatının, il örgütünün başkanı. Dolayısıyla bu tartışma aslında baktığımız zaman, biraz önce siz de ifade ettiniz, Sayın Kılıçdaroğlu bu tartışmanın bitmesini istiyor. Nitekim aslında kurultaydan sonra işte genel başkan yardımcısıydı o zaman ama şimdi sadece danışman Tuncay Özkan'la arasında benzer bir tartışma olmuştu. Nitekim aynı Tuncay Özkan bu tartışmada da yine sert bir tweetle Canan Kaftancıoğlu'na şey yaptı. Burada bence bir köpürtülen ve Canan'ın özellikle yıpratmak isteyen bir bakış var ve bunun ben iktidar tarafından, iktidara yakın medya ve köşe yazarları tarafından da biraz, nasıl diyelim, biraz daha köpürtülmeye çalıştığını düşünüyorum. Ama bence hani CHP tarafında baktığımız zaman, bence CHP'de hani Mustafa Kemal Atatürk ya da Atatürk Mustafa Kemal tartışması yok. CHP'nin aslında önceliği Türkiye'nin içinde bulunduğu temel sorunlar. Biraz önce haberimizde izlediğimiz gibi ekonomik sorunlar, biraz yine haberimizde izlediğimiz gibi koronanın kötü yönetilmesi, nitekim bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açık toplantıda eğitimle ilgili temel sorunlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ajandası, dolayısıyla da il örgütlerinin, milletvekillerinin de ajandası böyle suni tartışmalar değil. Yani nitekim Canan Hanım için kimse diyemez ki Atatürk'ü dışlayan değil. Yani Gazi Mustafa Kemal söylemi Atatürk'ü dışlayan değil. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 1 ve 2. maddesinde ısrarla Atatürk vurgusu var. Hani partinin hem kurucusu hem lideri hem onursal şey açısından. Bu açıdan bu tartışma hani... Nasıl diyelim, CHP içini biraz daha karıştırma, o CHP'nin içindeki farklılıkları aslında belki biraz daha konuşuruz. Tam onu sormak istiyorum.
Murat Aksoy, ya CHP'ye oy veren CHP seçmeni için bu tartışmanın bir gerçekçiliği ve karşılığı var mı sizce? Çok az bir kısmı için var. Yani özellikle hani daha hani bölge olarak verelim, daha Ege'deki, daha Akdeniz'deki, biraz daha tırnak içinde söyleyelim, daha ulusalcı kesim ya da laiklik hassasiyetleri biraz daha yüksek kesimler için böyle bu tartışma anlamlı. Böyle semboller üzerinden, çünkü CHP'nin bir tabanı bu tartışmalardan hoşlanıyor, hoşuna da gidiyor. Ama baktığımız zaman onların da bence bir adım attığınız zaman temel meselesi biraz önce konuştuğumuz meseleler. Evet, hani bayrak önemli, Atatürk vurgusu önemli vesaire falan, ama bir adım sonra attığımız zaman Türkiye'nin temel meselesi ya da CHP'nin temel meselesi ne diye sorduğumuz zaman bu insanlara da bu tartışma değil, işte sağlık diyeceklerdir, ekonomi diyeceklerdir, işsizlik diyeceklerdir, enflasyon diyeceklerdir. Bugün Kılıçdaroğlu da bir basın toplantısı yaptı. Orada da eğitim konusunda, koronavirüs ve eğitim konusunda önemli vurgularda bulundu. Çok teşekkür ediyorum Murat Aksoy yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sanki bana çok kısa geldi. Ama... Aa, o... 12-13 dakikaya yakın konuştuk. Evet. Eklemek istediğiniz ya bir nokta varsa tabii ki buyurun. İstediğim hani belki bu tartışmada evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hani bu biraz önce saydığımız bölgelerdeki ya da bu semboller üzerindeki hassasiyeti olanları aslında Sayın İnce aslında bir anlamda onları temsil ediyor. Nitekim hani bir 1000 günlük memleket hareketi başlattı. Biliyorsunuz sembolik olarak seçilen 4 Eylül'de Sivas'ta şey yaptı. İkinci açıklamasını yine sembolik olarak 29 Ekim'de yapacak. Şimdi bunlara baktığımız zaman aslında orada bu sembollerin üzerine ya da o sembollerden hareketle bir siyasallaşmayı deneyen bir grup var. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar bu tür böyle daha nasıl diyelim daha sembolik, daha siyaseten karşılığı olmayan tartışmalar enerji kaybı. Çünkü gerçekten şu anda Türkiye'nin meselesi ve muhalefetin meselesi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da meselesi, işte programın başında konuştuğumuz gibi, bu Millet İttifakı'nı nasıl bir demokrasi koalisyonuna dönüştürebiliriz ve nasıl ister erken ister zamanda yapılacak bir seçimde Cumhur İttifakı'nı oy olarak sadece böyle %2'lik, %3'lük riskli oylarla değil, gerçekten %5'lik, %6'lık, %7'lik farkla kazanabiliriz seçimi. Yani bence CHP'nin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun önceliği ve tartışılması istenen noktalar bu. Yani böyle semboller vesaire değil yani. Çok teşekkür ediyoruz Murat Aksoy. Ben çok teşekkür ediyorum. Hala Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi eş başkanı, eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten istifa ettiğini açıkladı. Demirtaş istifa kararını cezaevi görüşlerindeki belirsizlikten ve bu belirsizliğin öğrencileri mağdur etme riskinden dolayı aldığını söyledi. Yeniden TV'den Ayşegül Doğan'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, istifa kararını eşi Selahattin Demirtaş ve kızlarıyla birlikte aldığını belirtti. Sizlerin vesilesiyle de açıklamış olayım. Ben yaklaşık 15 gün önce Eğitim Bakanlığı'ndan istifa ettim. Hayatımda aldığım en zor kararlardan biriydi. Çok üzülerek verdim bu kararı ama biraz da mecbur kaldım. Biraz önce de bahsettik, Selahattin yaklaşık 4 yıldır tutuklu ve bizlerden 1700 kilometre uzaklıkta bir cezaevinde halen rehin tutulmaya devam ediliyor. Ve siz bir öğretmenseniz ve bir kamusal alanda hizmet yürütüyorsanız bunun türlü türlü zorluklarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Ben mesela işte biraz önce de bahsettik ya, işte hafta içi bir gün Edirne'ye gitmek için yollarda oluyordum. Bazen işte kış saatleri, kış koşulları çok daha zor oluyordu. Hava muhalefeti ve uçak saatleri dolayısıyla da 2 gün ve 3 gün boyunca sürüyordu bu yolculuklarım. Elbette bugüne kadar öğrencilerimi mağdur etmeden bu süreci yürütmeyi başarabildim. Ancak bir de bu salgın nedeniyle koşullar gittikçe zorlaştı ve bende de şöyle bir endişe oluştu. Yani ben öğrencilerime bundan sonra ve bu koşullarla birlikte yeterince verimli olabilecek miyim? Bu soruyu sordum kendime. Gönül rahatlığıyla evet diyemedim. O nedenle istifa etme kararı aldım. 19 Ocak 2007'de İstanbul'da katledilen Agos gazetesi kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün yurt dışındaki sahibi Kuzey Afrika genelinde feminist hareketin öncülerinden Moz Hasan,
Ödülün Türkiye'deki sahibi ise 1050 gündür cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala. Hem ülkesi Mısır'da hem de Orta Doğu ve Kuzey Afrika genelinde feminist hareketin süreklilik kazanıp gelişmesinde öncü rol oynadığı için Mozn Hassan. Okay. Thank you all for your presence today. First of all, I would like to express my gratitude to be a recipient of the Herendenk Award. By receiving this award, I'm honorable to join a group of feminists around the world who have received this award before me for their efforts to combat all forms of discrimination against women and other vulnerable groups. Herendenk sincerely believed in democracy and human rights to create a world more just and tolerant by communicating through the language of peace. 1 Kasım 2017'den beri tutuklu bulunduğu İstanbul Silivri Yüksek Güvenlikli Cezaevindeki hücresinden bile projeler geliştirdiği, yokluğunda dahi insanları bir araya getirdiği ve üretmeye devam ettiği için Osman Kavala. Hrant Dink ödülüne layık görülmek benim için büyük bir onur. Jüri üyelerine teşekkür ederim. Şu sıra cezaevinde Hrant'ın yoldaşlığına daha fazla ihtiyaç duyuyorum. Bu ödülle kendimi Hrant'a daha yakınlaşmış hissedeceğim. Ben Hrant gibi bazılarını tanımış olmaktan gurur duyduğum hak savunucuları gibi haklar ve özgürlükler mücadelesine hayatına adamış birisi değilim. Ama yaptığım işlerde eşit yurttaşlık ilkesini gözetmeye, insan hakları ve azınlık haklarına olan duyarlılığı arttırmaya gayret ettiğimi söyleyebilirim. Farklı toplum kesimleri, farklı ülkelerde yaşayanlar arasında oluşmuş ön yargıların aklı kullanarak, konuşarak ve dinleyerek aşılabileceğine inanıyorum. Çorlu tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, kazaya ilişkin davanın 3. duruşmasının ardından paylaştığı bir tweet gerekçe gösterilerek mahkeme heyetine hakaretten yargılanacak. Davanın ilk duruşması yarın Çorlu Adliyesi'nde yapılacak. Korkum yok. Çünkü kaybedecek bir şeyim yok. Birilerinin bir şeyleri yüzlerine vurması gerektiğine inanıyorum. Evet, bazen öfkemi kontrol edemiyorum çünkü çok ciddi canım yanıyor. Çok ciddi acılar çekiyoruz biz ve ne yazık ki üstü örtülemeyecek, bastırılamayacak duygularla içimden fışkıran ve taşan tepkiler oluyor bunlar. Ama korkmuyorum. Evet, cesaretliysem cesaretliyim çünkü ben bir söz verdim oğluma. 9 yaşında bir çocuğu toprağa koymak kolay bir şey değil. Geleceğimizi yok ettiler ve hayallerimizi yok ettiler. Sebep olanlar bir şekilde bir gün hesabını verecek. Ben şuna inanıyorum. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Yani üzerinden 10 yıl da geçse, tek başıma da kalsam, hiç kimse olmasa da biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Ne kadar uzarsa uzasın, hiç kimse sonsuz bir ömre sahip değil. Yasalar değişebilir, insanlar gidebilir, iktidar değişebilir, kanunlar değişebilir. Gerçek sorumlular bir şekilde ortaya çıkabilir. Uzun bir zaman dilimi, ben sadece bu zaman diliminde güçlü olmayı hedefliyorum. İnancımı kaybetmemeyi hedefliyorum. Şu anda evet, elimizdeki dosyayla, yargılananlarla bu çok zor gibi gözüküyor ama bir gün gerçek sorumluları biz karşımızda bulacağız. Buna inanıyorum. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Mustafa Öztürk, tarikat ve cemaatlerin İslam dünyasındaki yerini, tarihini ve eleştirel bir perspektiften yorumladı. Profesör Öztürk'e göre Türkiye'de İslami çözülmeden yegane çıkış iyice dibe vurmak. Çözülme varsa. Çözülme var tabii. Üstadım, şimdi Mustafa Öztürk'ü dinsiz, deist yapıyor çocuklarımızı dedi. Çok ilginç. Sadece bir yer adres söyleyeceğim. Ekşi Sözlüğe bakın. Deistim, ateistim, Allah'la hukuku bitirmiştim. Sizin sayenizde geri döndüm yorumu %90 öbüründen farklı. Fazla. Dindar camia beni tekfir ediyor. Dinden soğuyanlar da sizin sayenizde hala buradayım diyor. Olay şu üstadım.
Ben bizim mahallenin aile içi kavgalarıyla hiç ilgilenmiyorum. Affedersiniz, oturun çukurunuzda gaytanızı avuçlayın yani. Beni hiç ırgalamıyor. Ben şuna acıyorum. Yeni nesil, jenerasyon. Sanırım Sevan Nişanyan'ın herhalde. Ekşi Sözlük'te bir ortalama Müslümana sorulması gereken 99 tane can yakıcı soru. Verin bunun cevaplarını. Öyle ben görmedim o cevabı de. O beni ilgilendiriyor demekle siz ancak kendi kendinizi kurtarsınız ama bu dışarıdaki nesiller, çocukların hepsinin... İki, bu entelektüel yoğunluğu fazla ateist düşüncenin ürettiği kitapların bizim çocukların zihnine yansıması, onların Anadolu liselerinde, kolejlerde din dersi hocalarıyla bunları tartışınca cevapsız kalmaları, kelam ilminin kendini güncelleyip bu çağın inanç sorunlarına yeterli cevaplar bulamaması, ilahiyatların entelektüel kapasitesinin düşük olması, üretiminin düşük olması ortada bir gençliği bırakıyor. Ben kendimi tabir caizse gençlik caminin içinde isyan etmiş, camiyi terk etmek için kapıya yüklenmiş, ben son cemaat mahallinde arkadaşlar bir durun azıcık beni de dinleyin diye ben durumu geciktirebilir miyim konumunda görüyorum. Ayşe Çavdar ve Aysu da Kölemen de Şimdiki Zaman programında tarikatları konuştu. Ayşe Çavdar'a göre tarikatlar devletin göremediği işleri yaptıkları için yaşamına devam edebiliyor. Tarikatlar belli ihtiyaçlara cevaben, ihtiyaçlara toplumun belli dayanaklarla ürettiği cevaplar. Dolayısıyla tarikatlar tarikat şeyhlerin istediği için var değiller. Toplumda onların gördükleri işlevlere yönelik bir ihtiyaç olduğu için varlar. Bu ihtiyaç başka şekillerde giderilemediği için varlar. Bu nedenle zaten geçen programda şey demiştik hatırlarsan. Hani eğer tarikatların görünürleşmesi özellikle şimdi devletin güçten düştüğü anlamına geliyor. Çünkü devlet bazı ona yüklediğimiz bazı işleri göremiyor olmalı ki o işleri tarikatlar görüyorlar ve o işleri görerek hem toplumsal hem de siyasal güç elde ediyorlar ve tehlikeli bir şey demiştim hatırlarsan şey için. O yüzden de hani oralara dikkatli bakmak lazım ama bakarken şuna bakmak lazım. Hani devlet hangi işini görmüyor da bunlar oralardan, devletin bıraktığı hangi boşlukta bunlar yeşeriyorlar tekrar diye bakmak lazım. Bir şey daha söyleyeceğim. Tarikatların gördükleri başka bir iş daha var. Tarikatlar hem dayanışma örgütlüyorlar dedim yerelde, hem işte kendi hegemonik alanları var vesaire falan diyorum ya, bu nedenle tarikatlar ciddi bir yerel direniş şeyisi de aynı zamanda direniş organizasyonuna da dönüşebiliyorlar gerektiği zaman. Bunu nerede görüyoruz? Mesela Kafkaslar'da çok acayiptir. Kafkaslar'da tasavvufun güçlenmesi, tarikatların güçlenmesi Rusya'nın orayı tırnak içerisinde söylüyorum, Çin'den sonradır. Medyaskop Gençlik Forumu'nun ilkinde Türkiye'nin farklı yerlerinden farklı profillere sahip gençler ne düşündüklerini, gelecek kaygılarını, beklentilerini ve gelecekte nasıl bir Türkiye umduklarını anlattı. Yani ülkemizde yaşayalım tabii ki, buraya hizmet edelim ama bence hani hedefimiz... Şöyle kalmasın yani, ufak tamam çok para istemiyoruz, işte cumartesimiz olsun, pazarımız olsun, işimiz olsun, evimiz olsun ama bu olmamalı yani. Ben hani açıkçası kendimden de gelecek nesilden de böyle bir şey beklemiyorum. Neden biz uluslararası bireyler olmayalım? Gidelim, gelelim, işte işlerimizi yine yapalım. Bence bir üniversiteye kazanmak çok da bir marifet aynen değil. Mezun olduktan sonra önemli olan tamam ülkende yaşa, buraya hizmet et, işte yine gönlünce olsun. Bir de biz gelenekseliz ya, böyle ailemizden kopamıyoruz. Tamam yine kopmayalım ama uluslararası bireyler olalım yani hepimiz. Buna da bu düşünceye açık olalım, bu fikre. Hı hı. Yani oraya gittiğimizde de bize bir saygı duyuyorsun. İşte bu ülkemizde de bize bir saygı duyuyorsun. Ben bir de şey, hani uzun vadede az önce de dedim, hayal kurmuyorum artık. Daha böyle kısa vadede emek verip kar topu gibi büyütüp artık o kar topu nereye gelirse, hani bu yurt dışına olursa oraya, işte ülkemde bir şey olursa oraya. Ama dediğim gibi zaten
Üniversitenin başında kimse bilmiyor. Herkes ilk sene akademisyen olacağım diyor. Şeyde hocanın ilk ne için geldiniz sorusuna. Ama öyle olmuyor tabii çıkışta. O yüzden dediğim gibi yani böyle küçük düşünmeyelim biraz istiyorum ben. Biraz daha böyle büyük düşünelim. Hani para anlamında söylemiyorum bunu. Bulunduğumuz konum, eriştiğimiz kafa, uluslararası bireyler olalım yani. Bence bu bizim ülkemizin gençleri, yani bütün gençler bunu hak ediyor. Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı, Türkiye'nin de desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarrac'ın istifa edeceği iddia ediliyor. Medyascope yorumcusu Aydın Selcan gündem dışında iddiaları değerlendirdi. İzleyelim. Şimdi gündemde olan konu Sarrac'ın istifa etmesi. Sarrac'ın istifa etmesi aslında Cenevre'de bir artık birlik hükümetiyle iki tarafın birlikte gidecek olması demek. Ama Türkiye açısından ne demek? Türkiye açısından şu hani meşhur davullu zurnalı ilan edilen ve mavi vatan sloganı altında bize bugün de başımıza örülen pek çok çorabın müsebbibi olan aslında şu münhasır ekonomik bölge anlaşması var ya, o biliyorsunuz anlaşma değil, mutabakat muhtırası. Daha önce pek çok kez vurguladım. Neden öyle? Çünkü meclis onayına tabi olmasın diye öyle. Kiminle imzalandı? Sarraç'la imzalandı. Şimdi Klingendael Enstitüsü'nden Celal Hırşavi'nin yorumuna göre, ki buna ben de katıldığımı belirtmek durumundayım, bu anlaşma Sarraç görevden ayrıldığı zaman ancak üzerinde Sarraç'ın imzası olan bir kağıttan ibaret kalacak, korkarım. Diğer taraftan bu konuda yine sanki Türkiye açıklamaları, örneğin Fas'ta yapılan toplantılara ilişkin olumlu açıklamaları ne olursa olsun, yine siyasal çözümün önünü tıkayan, diyebilirsiniz ki Türkiye orada ambargo yüklenen yegane ülke mi? Hayır. Burada Havadan Sudan programında Serhat Güvenç ve Yörük Işık, iki değerli uzman, iki değerli arkadaşım defalarca vurguladı. Başta Birleşik Arap Emirlikleri, işte Fransa, Suudi Arabistan, Mısır, Rusya delmeyen yok gibi bu ambargoyu. O konuda Türkiye'yi yalnızlaştırıp adeta köşeye, cezaya göndermenin bir alemi yok. Ama işte diplomasi sanatı buna cevaz veriyor. Bu ülkelerde sanki siyasi çözümün önünü açıyor gibi gözükürken Türkiye orada yalnız kalacak gibi ortada duruyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı gelen tepkiler üzerine tiyatro, opera ve bale gösterilerinin, yani daha önce getirilen yasakların korona nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında tiyatro, opera ve bale gösterileri için getirilen yasağı iptal etti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada tüm tiyatro, opera ve bale gösterilerinin kontrollü normalleşme süreci genelgesine uymak koşuluyla illerin hıfzı sağlık kurullarınca alınan kararların kapsamı dışında kaldığı duyuruldu. 23 Haziran'da yayımlanan genelge kapsamında alınacak önlemler, giriş, fuaye ve salonlar, sanatçı ve personel, temizlik ve bakım, işletme, personel araçları başlıkları altında verilmişti. Genelgede işletmelerin sosyal mesafe kurallarına uygun seyirci kabul etmesi gerektiği, salonlarla fuaye alanları, yeme içme üniteleri, satış üniteleri gibi genel kullanım alanlarıyla sıra bekleme olasılığı olan her yere ilişkin sosyal mesafe planının hazırlanması gerektiği ve plana uygun düzenleme yapılması gerektiği belirtilmişti. Güne Bakış'ın böylelikle sonuna geldik. İyi akşamlar.